saraya çıkardığım eşyadır. Kimse açmasın, Allah'a emanet. Beni rahmetle yad eylesinler ve benden ibret alıp hakkımda olanlara, bana yapılanlara şaşıp insaniyet namına hayretler içinde kalsınlar. Osmanlı tarihi sadece padişahların değil, biraz da valide sultanların tarihidir. Valide sultanlar önce eş, yani kadın efendi, sonra padişah annesi, yani valide sultan olarak hem sarayda hem de devlet işlerinde kendilerini göstermişlerdir. Türklerin tüm tarihinde olduğu gibi Osmanlı tarihinde de kadınlar suretlerinden daha etkilidir. İmparatorluğun başkentini süsleyen çeşme, cami, aşevi gibi hayır kurumlarında da onların mühürleri vardır. Tarihçiler bazı padişah eşlerinden farklı cümlelerle söz ederken, bazıları ise kendini hayır hasenat işlerine adamıştır. Pertemniyel Valide Sultan onlardan biridir. O eserleri ve hayırlarıyla hem yaşadığı dönemde hem de vefatından sonra adını unutulmayanlar listesine yazdıran gerçek bir saray kadınıdır. Pertemniyel Valide Sultan 1810'da Kafkasya topraklarında doğmuş bir Çerkes kızıdır. Asıl adı Besime'dir. Küçük yaşta payitahta getirilmiş ve 8 yaşındayken saraya girmiştir. Sarayda tıpkı diğer kızlar gibi iyi eğitilmiş ve saray mensubu kızlardan birisi olmuştur. Saraya alınan genç kızlar sırasıyla acemi, cariye, usta ve gedikli gibi dereceleri geçerek yükselirlerdi. Padişahın dikkatini çeken kızlar odalık olur ve odalıklardan padişahın gözüne girenler de gözde olurdu. Işık kadar güzel olan Pertemniyal, kısa zamanda Osmanlı padişahı 2. Mahmud'un gözdesi oldu. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi ve 5. kadın efendiliğe yükseldi. Bu doğum onu ileride valide sultan yapacaktır. 2. Mahmud 1839'da vefat edince Pertemniyal Sultan genç yaşında dul kaldı. Oğlu Abdülaziz henüz çocuk yaştaydı. Ondan büyük olan Bezmi Alem Sultan'ın oğlu Abdülmecit tahta çıktı. Bezmi Alem Sultan da doğal olarak valide sultan oldu. Pertemniyal biraz daha bekleyecektir. Bu bekleyiş 22 yıl sürdü. Abdülmecit 1861'de öldü. Pertemniyal Sultan'ın oğlu Abdülaziz 32 yaşındayken tahta geçti. Pertemniyal Sultan da Valide Sultan oldu. O artık İsmetli Valide Sultan-ı Alişan idi. Dolmabahçe Sarayı'nın görkemli Valide Sultan dairesine yerleşen Pertemniyal, oğlunun 15 yıl süren saltanatı boyunca Valide Sultan ünvanının gerektirdiği ayrıcalıklara sahip oldu. İstanbul'un belediye başkanlarından Hüseyin Hasip Bey aynı zamanda Valide Sultan'ın kethüdasıydı. Hasip Bey İstanbul'la ilgili kimi buyrukları Valide Sultan'dan alıyordu. Yani Pertemniyal perde arkasından İstanbul'u da yönetiyordu. Bu durum Pertemniyal Valide Sultan'ın İstanbul'la yakından ilgilenmesini sağlamış ve kentin en güzide yerlerine kendi adıyla hayır amaçlı eserler yaptırmıştır. Kuşkusuz bu eserlerin en başta geleni Aksaray'daki Valide Sultan Külliyesidir. Burası kelimenin tam anlamıyla külliyedir. Çünkü aynı alanda görkemli bir cami, bir okul, kütüphane, çeşme ve türbe inşa edilmiştir. Mahmudiye Merkez Rüştiyesi adıyla yapılan bugünkü Pertemniyal Valide Sultan Mektebi 1872'de eğitime başlamıştır. 3500 altına yaptırılan 2 katlı ve 8 odalı bir okuldu. Alt katta Sıbyan Mektebi, üst katta Rüştiye vardı. Rüştiye binası Valide Camii ile birlikte yapılmıştı. 1911'de Büyük Aksaray yangınında kül oldu. Pertemniyal Sultan küçük yaşta annesini kaybeden Şehzade Abdülhamit'le de yakından ilgilendi. Yıllar sonra 2. Abdülhamit adıyla tahta geçen padişah, Pertemniyal Sultan'ın bu yakınlığını karşılıksız bırakmadı.
artık Valide Sultan ünvanı taşımadığı dönemlerde Topkapı Sarayı'nın izbe odalarında ölümü beklemesine Abdülhamit izin vermedi. Aynı Abdülhamit hazırlattığı ve Avrupa'ya gönderdiği fotoğraf koleksiyonunda Pertemniyal Valide Sultan'ın birçok eserine yer vermiştir. O eserlerin bir bölümünü sayalım ve Pertemniyal Valide Sultan'ın ne kadar hayır hasenat sahibi olduğunu daha iyi anlayalım. Bugünkü Pertemniyal Lisesi olan Mahmudiye Rüştiyesi Aksaray, Mahmudiye Rüştiyesi Sarıyer, Mahmudiye Rüştiyesi Bandırma, Ortodoks kız çocukları için okul Samatya, Valide Sultan Camii Aksaray, Valide Sultan Camii Bosna Hersek, Valide Sultan Türbesi Aksaray, Aziziye Camii Konya, Pertemniyal Kütüphanesi Aksaray, çok sayıda sebil, çeşme, türbe ve tekke. Ayrıca Pertemniyal Valide Sultan ekonomik değeri olan yatırımlara da bağışta bulunmuş ve Bursa'da bir ipek fabrikası, Paşa Limanı'nda bir un değirmeni yaptırmış ve Tırhala civarında da çiftlikler kurdurmuştur. Medine'de hacılar için yaptırdığı hastaneyi de eklemeden geçmeyelim. Pertemniyal Valide Sultan, padişah oğlu Abdülaziz'i karanlık bir ölümle kaybetti. Bu ölüm belki de Türk tarihinin faili meçhullerinden ilkidir. 4 Haziran 1876'da padişah Abdülaziz sarayda bilekleri kesilmiş bir halde bulundu. Kadınlar ve cariyeler çığlıklar atarak Pertemniyal Sultan'a haber yetiştirince Valide Sultan odasından koşup gelmiş ve aslanım dediği oğlunun cesedine sarılarak bayılmıştır. Pertemniyal Valide Sultan çok sevdiği oğlu Abdülaziz'in öldürülmesinden 7 yıl sonra 4 Şubat 1883'te 73 yaşında hayatını kaybetti. Büyük umutlarla ve gerçekleşen rüyalarla başlayıp devam eden hayatı son yıllarında büyük üzüntülerle geçmişti. Oğlunun kanlar içindeki cesedine sarılıp saatlerce ağlamış ve saçları bir gecede bembeyaz olmuştu. Öldüğünde saçlarındaki beyaz sanki yüzüne inmiş, bir nur gibi parlamıştı. 1871'de kendi yaptırdığı türbesine defnedildi. Tüm İstanbul halkı onun için dua etti. Cenaze namazına binlerce İstanbullu katıldı. Ömrümde 3 şeyi pek sevdim. İbadet, evlat ve çiçek. İbadetimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Allah kabul buyursun. Evladımın cihana padişah olduğunu gördüm. Ama onun acısını da gördüm. Şanın en yükseğine mazhar oldum ve ciğerparemin vefatıyla her şeyimi kaybettim. Hiçbir şeyin hasretini çekmiyorum, oğlumun hasretini çektiğim kadar. Bugün Pertemniyal Valide Sultan yaşıyor. Okullarındaki çocuklar onun adına nefes alıyor. Camilerinde onun adına hutbeler okunuyor. Dualar ediliyor. Onun çeşmelerinden onun yüzü kadar ak sular akıyor. Hayır ve hasenata adanmış bir ömrün ihtişamı sadece İstanbul'da değil, tüm İslam aleminde görülüyor. Allah ondan razı olsun.